Edirne F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunun önündeyiz. Biraz önce Saruhan Başkan'la birlikte önceki dönem eş genel başkanımız sevgili Selahattin Demirtaş'ı ve Doktor Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettik. Herkese çok çok selamı var. Siyaseti her zaman olduğu gibi büyük moralle ve yakından takip ediyor. Sürecin her anını çok yakından takip ettiğini özellikle belirtmek isterim. Evet, kısa bir süre önce babasını kaybetti, annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Bunun moral etkisi hala üzerinde ama onun dışında tam moralli gördüğümüzü söylemek isterim. Hepinize çok çok selamı vardı. Keşke şimdi burada olsaydı. 5 dakikalığına bütün mesajını doğrudan aracısız size iletebilseydi ama biliyorsunuz 7 yıldır haksız ve hukuksuz biçimde özgürlüğü elinden alınmış durumda. Bir mesajı var. Çokça tartışılan bir konu. Sevgili Başak Demirtaş'ın parti eğer uygun görürse, böyle bir teklif getirirse halklarımızın geleceği için, barış için adaylığa hazır olduğunu ifade etmişti. Sevgili Başak Demirtaş bugün yaptığı açıklamayla da adaylıktan çekildiğini ifade etti. Bütün bunların partimizin bilgisi ve birlikte görüşmeleri sonucu alınmış kararlar olduğunu bilmenizi isteriz. Bu konuyla ilgili çok açık bir ifadesi var, mesajı var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın söylediği şey şu: Başak Hanım'ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindir. Geri çekilme açıklaması da partinin bilgisi dahilindedir. Bütün bu süreçler birlikte yönetilmiştir. Halkımız bilsin, halkımız bize güvensin. Ne yaptığımızı biliyoruz diyor sevgili Selahattin Demirtaş. İki cümle eklemek gerekirse bütün bu söylenenlere, Selahattin Demirtaş'ın sözleriyle ifade ediyorum. Dedi ki, biriz, bütünüz, aramızda herhangi bir ayrılık, gayrılık yok. Partiyle benim aramda ayrılık, gayrılık yok. Halkın kafasını karıştırmaya çalışanlara kimse prim vermesin dedi. Net olarak bu mesajı bir kez daha herkese iletmek istiyoruz.